Efendim merhaba. 10 Nisan 1950 Maraşal Fevzi Çakmak vefat etti. Büyük insan, büyük asker. Bu tarih dolayısıyla bugün Maraşal'ın hayatından kesitlerle bu programımızda beraberiz. Muhterem izleyicilerim. 1876 yılında doğan ve asker bir ailenin çocuğu olan Fevzi Çakmak. Çakmak soy ismini elbette Cumhuriyet döneminde aldı. Fevzi Bey askerlik eğitimini tamamladıktan sonra kurmay yüzbaşı olarak kıta hayatına atılmıştır. Babası yine bir asker Miralay Sırrı Bey'dir ve Çakmak oğullarındandır. Bakınız Cumhuriyet döneminde komutanlarımız hemen hemen hepsi veya bir kız büyük bir kısmı kazanmış oldukları başarılardan dolayı soy ismi alırlarken Fevzi Çakmak ise kendi soyunun isminden dolayı Çakmak soyadını tercih etmiştir. Başarılı bir askerdir. Balkan Savaşları sırasında tenzili rütbe yapılırken kendisinin de saraydan torpilli olarak paşa olduğu ileri sürülerek ki paşalığa yükselmiş idi. Paşa olduğu ileri sürülerek rütbesi aşağıya çekilmiş. iki tane yıldızı, iki tane rütbesi iki derece birden aşağıya doğru çekilmiş idi. O asker bir ailenin çocuğu olması ve askerlik gururu olması dolayısıyla bu emir komuta ile yapılmış olan bu tenzile herhangi bir tepki göstermemiş ama elbette içten içe yaralanmış idi. Ama başarılı bir asker olması dolayısıyla kısa süre içinde bu rütbeleri tekrar peş peşe kazanarak yeniden paşallığa terfi etmiş olduğunu görüyoruz. Kendisinin ilk defa ismini tarihlerimizde Çanakkale savaşları sırasında duymuş olduk. 22 Aralık 1914'te 1. pardon 5. Kolordu Komutanlığına getirilerek Kolordusu da kısa süre sonra Çanakkale'ye Kerevizdere muharebelerine gönderilmiştir. Kendisinin efendim karargahı bugünkü Alçıtepe köyünün hemen üzerinde bulunan Alçıtepe denilen yükseltinin oralarda bir yere kurmuş olduğundan Bugün Alçıtepe'yi dolaşanlar, savaşın geçtiği yerlerin dolaşanlar Fevzi Çakmak'ın orada bir anıtının bulunduğunu, onun karargahının bulunduğu yere bir anıt dikilmiş olduğunu fark ederler ki Fevzi Çakmak buradan kol ordusunu yönetmiştir, komuta etmiştir. Kol elbette Fransızlara karşı büyük mücadele vermiş ve büyük başarılara imza atmak suretiyle Fransızları bir adım dahi ileriye geçirmemek ve sonunda da 9 Ocak 1916 tarihinde defolup gitmelerini sağlayıncaya kadar o cepheyi boş bırakmamış, Fransızları ileriye geçirmemiştir. Tabi 2 Mart 1915'te de tüm generalliğe yükselmiştir. Kolordu komutanı iken tüm generallik. Sonra da 5. kolordusuyla demin ifade ettiğim gibi Çanakkale efendim muharebelerine katılmış büyük yaralıklar göstermiştir. 6 Aralık 1915 tarihinde Anafartalar Kumandanı Albay Mustafa Kemal'in rahatsızlanarak İstanbul'a gitmesi üzerine yerine vekaleten Fevzi Çakmak'ın atandığını görüyoruz. Fevzi Paşa'nın atandığını görüyoruz. Burada bir yanılgıyı düzeltmek istiyorum muhterem izleyicilerim. 8 Ağustos'u 9 Ağustos 1915 tarihine bağlayan gece, ertesi günü yapılacak Anafartalar mücadelesi, birinci Anafartalar zaferi yapılacakken, cephede Anafartalar kumandanı aslında Albay Feyzi Bey'dir. Bu Albay Feyzi Bey'le Feyzi Paşa'yı birçokları karıştırırlar. İşte bunu tefrik edebilmek için o hadiseyi de Fevzi Paşa'nın Albay Fevzi Paşa'nın bu anlattığımız hayat hikayesine onu da dahil ettim ki yanılgıları düzeltelim diye. 8 Ağustos 1915 tarihidir. Tümenlerimiz Saros Körfezi'nden anafartalara cebri yürüyüşle gece yarısı gelmişlerdir. Gece yarısı yani saat gece ikiye doğru ancak gelebilmişler. Cebri yürüyüş yaptıklarından dolayı askerlerimiz kimisi ayaklarından yaralı, çizmelerinin veya potinlerin içi kan dolmuş, ayakkabıların içi, kimisi yorgun, kimisi uykusuz, kimisi aç. Gelir gelmez bu askerlerin Liman von Sanders tarafından hemen dinlendirilmeden ve bir şey yedirilmeden cepheye sevk edip savaşa başlanılması emrini alan Albay Feyzi Bey bu emre şu şekilde bir itiraz etmiştir. Kumandanım şimdi siz bizim hemen taarruz etmemizi istiyorsunuz ama askerimiz yorgundur, bitkindir, yaralıdır, açtır. Hiç olmazsa bir iki saat bunları uyutalım, karınlarını doyuralım ve ondan sonra düşmana saldıralım diye karşı mütalaa vermiş olduğundan dolayı. General Liman von Sanders hayır hemen istiyorum hemen taarruz edin diye ısrar etmesi üzerine Albay Feyzi Bey'in etrafındaki tümen kumandanlarla yapmış olduğu istişare neticesi hayır kumandanım askerlerimiz de aynı şeyi düşünüyorlar bu şekilde taarruz edersek umulur ki başaramayız demesi üzerine seni görevden aldım Mustafa Kemal'i Albay Mustafa Kemal'i Anafartalar Grup Komutanı yaptım diye işte o gece 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece bu görev değişikliğini yapmıştır. Çokları zanneder ki bu Albay Feyzi Bey görevden alınan ve İstanbul'a gönderilen Albay Feyzi Bey gerçi o da çok kıymetli bir kumandandır. Onun da başarıları çoktur. Onun da bu şekilde görevden alınması gerçekten de Çanakkale Savaşları'nda insanı üzen bir hadise olarak önümüzde durmaktadır. Ama o albay Feyzi Bey'in Fevzi Çakmak'la bir ilgisi olmadığını da buradan ifade edelim. Buradan şunu da ifade etmiş oluyoruz. Feyzi Bey, görevden alınan Feyzi Bey, Anafartalar Grup Komutanı'ydı ve o gece Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanı olmuştu. Bazıları yanılıyorlar. Anafartalar Grup Komutanı'nın öteden beri Mustafa Kemal'in e, uhdesinde bulunduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru değildir. 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan bir gece o orada bulunması sebebiyle General Liman von Sanders tarafından efendim yapılmış olan bir atamadır. Hemen Çanakkale Savaşı'ndan sonra Feyzi Paşa Doğu cephesine giderek ve ondan sonra da Güney cephesine inerek orada savaşın sonuna kadar başarıyla mücadelelerini devam ettirmiştir. Mondros mütarekesinin mütakibi ise İstanbul'a gelecek. İstanbul'da önce İstanbul hükümetince Genelkurmay Başkanlığı'na tayin edilecek. Arkasından da Genelkurmay Başkanı iken elbette arkasından Harbiye Bakanı oldu ama Genelkurmay Başkanı iken e, 3 Kasım 1919'da Anadolu'ya gönderilen nasihat heyetinde görevlendirilmiş ve sonra da Genelkurmay Başkanı seçilmiş. Genelkurmay Başkanı iken de Anadolu'daki mücadelelere efendim tam destek vermiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra ise kendisi Harbiye Bakanı olacak ve Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesinde önemli bir rol üstlenmiş olacak. Padişah Sultan Vahidettin Han 1919 ve 1919 yılının ilk aylarında Fevzi Paşa'ya demiştir ki bana Anadolu'ya gönderebileceğim ve orada millete liderlik yapacak, savaşı başlatacak ve orada istiklalimizi kazanacak olan bir lider lazım. Paşaların içinde bu lideri bulabilmem için bana paşaların bir listesini getirin dediğinde Fevzi Çakmak der ki ben ona ertesi cuma sağın selamlığında istediği listeyi götürdüm ve takdim ettim. Sonra o listeye baktı baktı padişah dedi ki Mustafa Kemal hırsız mıdır? Haşa padişahım. Mustafa Kemal beceriksiz midir? Haşa padişahım. Peki bu listeye onu niye yazmadınız dediğinde Fevzi Çakmak der ki efendim o Fransız ihtilalinin kitaplarını okumuş, ihtilalci fikirlere sahip, cumhuriyetçi bir subaydır, generaldir. Onu Anadolu'ya gönderirseniz tacınız tahtınız efendim e, tehlikeye girebilir dediğinde Paşa, tacın tahtın hesabının yapılacağı zaman mıdır? Anadolu elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Mustafa Kemal'i de bu listeye dahil edin ve ben onunla önümüzdeki günlerde görüşmek istiyorum diyerek Mustafa Kemal'in listeye dahil edilmiş olduğunu, sonraki süreçte de 16 Mayıs tarihinde Anadolu'ya müteveccihen Bandırma vapuruyla Samsun'a gönderilmiş olduğunu görüyoruz. Bu süreci de ayrıca başka gün ve tarih programlarımızda sizlerle paylaşırız. 1920'de Harbiye Nazırı oldu ve Anadolu'ya destek vermeye devam etti. Ancak 1920'de İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan'ın İngiliz ve Fransızlarca tazyiği üzerine tatil edilmesi ve Ankara'ya gönderilmesinin hemen arkasından padişah da kendisine artık sen de Ankara'ya geçmelisin ve bizim buradaki rollerimizi vaziyetimizi Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'ne aynen ifade etmelisin diye görevlendirerek Ankara'ya göndermiş olduğunu görüyoruz. Fevzi Çakmak Paşa'nın 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin hemen birkaç gün sonrası 27 Nisan'da Ankara'ya ulaşmış olduğunu ve meclis alelacele toplanarak kendisini karşılayıp dinlediklerini görüyoruz. Burada Fevzi Paşa'nın İstanbul'da bulunan olayları, İstanbul'da vuku bulan olayları birinci elden padişahın da vekili olarak birinci elden Büyük Millet Meclisi'ne aktardığını, onlara padişahın tazik altında bulunduğu, padişahın İngiliz ve Fransız baskılarını geçiştirebilmek için paratoner görevi yaptığını ve memleketteki bu sizin mücadelenize zımnen destek verdiğini, açıktan destek vermeye, efendim İngilizler yüzünden açıktan destek vermemeye mecbur kaldığını ifade ederek onların padişah ve halifeye bağlılıklarını teyit etmelerini istemiş. Bunun üzerine de ertesi günü 28 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi oy birliği ile padişaha ve halifeye bağlılık telgrafı çekmeye karar vermişler ve bu telgrafın metninde de ifade edildiği gibi Ankara tamamen mücadele saltanatın, hilafetin ve memleketin kurtulması için bütün gücüyle çalışacağını Tekrar teyit etmiştir. Ne hikmetse ben Nutuk'ta bunu göremedim. Nutuk'u da okudum. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk'ta bu Fevzi Paşa'nın Ankara'yı ziyaretini Büyük Millet Meclisi'ndeki yaptığı konuşmayı ve Büyük Millet Meclisi'nin Partişah'a bağlılık telgrafını çektiğini yazmamış olduğunu görüyorum. Herhalde sonraki baskılarda birisi tarafından belki de bunun nutuktan çıkarılmış olabileceğini ihtimal olarak hesaplıyorum. Aslında bu büyük olayın nutukta yer almaması elbette düşünülemez. Ankara'da hemen 3 Mayıs 1920 tarihinde Kozan milletvekili sıfatıyla meclise girecek, Ankara Milli Müdafaa Vekili olacak ve sonradan da hemen arkasından Vekiller Heyetine başkanlık edecektir. Fevzi Çakmak gerçekten büyük bir insan, kabiliyetli bir asker, gayretli bir efendim, vatansever olarak Sakarya zaferindeki planlarıyla, arkasından başkumandanlık Meydan Savaşı'nda yapmış olduğu planlarıyla öne çıkmış ve bu savaşların kazanılmasında birinci derecede rol oynamış bir insandır. İşte bu rolleri sebebiyle kendisine maraşallık verilecektir. Mustafa Kemal'den sonra ikinci defa maraşal olan ikinci adamımız Fevzi Çakmak Paşa'dır. Muhterem izleyicilerim, kendisi ondan sonra genel kuymay başkanı olarak 1944 yılına kadar hizmet vermeye devam edecek. 1944 yılında çok sevdiği ve ömür boyunca taşımış olduğu askeri üniformasını çıkaracak, emekliye sevk edilecek, sonradan da Millet Partisi'nin kurucuları arasında yer alacak, Demokrat Parti'den bağımsız aday olarak da meclise girmiş olacaktı. 10 Nisan 1950 tarihinde vefat ettiğinde mahşeri bir kalabalıkla, omuzlarda taşınarak Ev Sultan Mezarlığı'nda bugünkü yattığı yere defnedilecek ve toprağa verilecekti. Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük rolleri vardır. Ancak son devirlerde tek parti devri bilhassa İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasını sağladıktan sonraki o devirde e, dinimiz üzerinde yapılan baskılar ve yanlış uygulamalara ses çıkarmamış olmasından dolayı da eleştiriye tabi tutulduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir programın daha sonuna geldik efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.